Günün yeni filmi Pet Sematary 2019 yapımı olan, öncelikle bu filmden bahseden bir yabancı YouTube kanalı Pet Sematary'nin fragmanlarından bir tanesine hayvan gibi spoiler olduğundan bahsetmişti. Şimdi ona baktım. Birinci fragmanında spoiler yok. Size göstereceğim de yok. Diğerine bakmayın. Bir sürü spoiler yersiniz. Ben iyi ki bakmamışım. Pet Sematary'nin konusunu bilmeyenler için özetleyeyim arkadaşlar. Bir aile banyo hayatı yaşamaya karar veriyor ve ağaçların arasına doğanın içinde bir eve taşınıyor. Bir noktada ailenin kedisi ölüyor. Kız öğrenmeden baba bu kediyi Pet Sematary, yani evcil hayvan mezarlığı denilen büyülü bir yere gömüyor yakınlardaki. Büyülü olduğunu nereden biliyor? Tabii ki orada yaşayan yaşlı bir adam söylüyor. Klasik. Kedi geri geliyor, canlanıyor, geri geliyor. Ancak tabii ki aynı şekilde değil, daha vahşi bir halde geri geliyor. Kuş falan avlamaya başlıyor böyle. Daha sonra başka olaylar yaşanıyor ve Pet Sematary tahmin edeceğiniz üzere konuya daha aktif bir şekilde dahil oluyor. Spoiler vermeden nasıl anlatabilirim? İşte bu kadar. IMDb puanı 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Daha önce konuştuğumuz Us filminden bence daha iyi bir alternatif. Her ne kadar IMDb'si düşük olsa da. Bir de şöyle bir şey var. Normal Pet Sematary hikayesinden biraz farklı. Tabii ki bundan önceki filmden de eski versiyonu vardı. Onu seyretmiştim. Hatta televizyonda falan hayvan mezarlığı diye reklamını yapıyorlardı. Şu şeyde galiba Parlament pazar gece sinemaları vardı ya. Orada seyretmiştim, hatırlıyorum. Sonuç olarak arkadaşlar, renkler, sinematografi zaten Netflix filmi gibi. Her ne kadar olmasa da benim sevdiğim renk paleti yani. Çok fazla parlak olmayan, çok fazla renkte uygunluğu olmayan. Oyunculuklar, özellikle kızın oyunculuğu gerçekten iyi. O kız büyüyünce ünlü olacak büyük ihtimalle. Tek kıl olduğum nokta rüya sekansları. Rüya sekansları şu anlama geliyor benim için. Filmi çekiyorlar, diyorlar ki film yeterince korkunç olmadı. Ne yapsak? Bir de işte rüya sahneleri ekleyelim korkunç olsun diye. Bana böyle geliyor yani rüya sekansı. Film R-rated arkadaşlar. Kanlı sahneler var. Saçma sapan PG-13 korkusu değil. Saçma sapan CGI korkusu da değil. Yani ne kadarı makyaj, ne kadarı CGI anlaşılmıyor. Belki de hiç CGI kullanılmadı. Canavarlarda, yaratıklarda vesairelerde. Zaten ne demiştik? En iyi CGI anlaşılmayan CGI'dir. Bilmiyorum, birçok insan bu filmi çok sevmemiş. Benim hoşuma gitti açıkçası. Her zamanki gibi canım sıkıldı, şöyle güzel kafa dağıtacak korku filmi ne var diyorsanız bu filmi tavsiye ederim. Kesinlikle Us filmine kıyasla daha tercih edilir bir alternatif. Ve dediğim gibi hikayeyi biliyorsanız bile bu biraz daha değişik olduğu için gene sizi şaşırtmayı başarıyor.